belediye başkanlığı kazanılacak. Daha da siz oy verirseniz kazanılacak. Bir kişiyle iki kişiyle olacak iş değil. Siz CHP'de niye Mansur Yavaş'ı, Ekrem İmamoğlu'nu desteklemiyorsunuz? Kazanamayacak kişilerle ortaya çıkılıyor. Bak biz halk olarak çok perişanız. Ben milletim, eşim, durum, eşim. Bir de çocuğum var. Bak ben sana dedişimi yaptırabildim. Görüyor musun? Bak sana göstereyim. Başım. Daha ben eskilerimi görüyorum. Ya bari bölük bölük vermeyin de milletvekilliğinde %50'ni aldığınızda niye şimdi tamam. Belediye başkanlıklarında ayrılıyorsunuz? Seçtirdik zamanında kardeşim. Bugün de tek başımıza bir girelim görelim dedik. Sen vereceksin. Aldınız bak ben ne diyorum. Hangi milletvekilini aldık biz? Milletvekilliği seçim olmadı mı? Evet oldu. Aldınız. Biz ayrı girdik be kardeşim. Mansur Başkan'a da İmamoğlu'na da Cumhurbaşkanlığı'na da destek siz istediniz. Siz istediniz. Biz de gereğini yaptık. Ama şimdi niye desteklemiyorsunuz? Ayrı giriyoruz kardeşim. Oy vermeyin siz de. Perişan oluyoruz ya. Niye benim yüzümden perişan oluyorsunuz? Ben söylemiyorum. Hayır bizim. Peki şu ana kadar bu eskiliğin sebebi ben miyim? Sen değilsin. Tamam Mansur Bey'i seçtik. Niye bunu düzeltmedi o zaman? Mansur Belediye Başkanı ne yapabilir? Niçin Cumhurbaşkanı? Peki Cumhurbaşkanı beni dinler misin sevgili kardeşim? Cumhurbaşkanlığını niye seçtirmediniz? Bizi. Biz bir cumhuriyet, biz bir parti kurduk. Bu ülkenin, dedelerimiz Kemal Kılıçdaroğlu'na şey diyordunuz, emanet ediyordunuz. Ben Kemal Kılıçdaroğlu partisinin şerrinden aileme bak, aileme emanet ettim. Niye döndünüz? Biz sizin için parti kurduk. Biz kendi biz bu millet için parti kurduk. Hayır, niye yazık ne olsun? Vermeyin kardeşim bize. Gidin CHP'yi destekleyin, seçtirin. Ya Allah seçtirin. Deme teşekkür ediyorsunuz. Bize küfür ediyorsunuz. Hadi be. Vatandaşın ister birileri tarafından söylensin. Yani böyle dedersin. Yok bunu alabilirsiniz. İster, bakın ister bir vatandaşa böyle deyin densin. İsterse kendininden desin can baş üstünedir. Orada bir sorun yok. Çünkü ben isteyenim. O kişi oy verir vermez ayrı bir şey. İstediğiniz süre içerisinde seçmen veli nimet olmalıdır. Türkiye bunu kaçırdı. Dolayısıyla ben diyorum ki yalnız eskiden şimdi benim kaderimi söylüyorum size. O hanımefendi şey yaptı yani provokasyon yaptı demiyorum. Dünkü de değil. Orada bir yani olsa ne olur ya. Orada bir sorunumuz yok. Fakat esas mesele şu. Şimdi Erzurum'da Osmanlı asker topluma gidiyor. Osmanlı şeyi askeri subay köylünün tekine gidiyor. Diyor ki oğlunu vereceksin. İşte bilmem nereye savaş açtık. Bakıyor köylü şöyle. Ben tarihçiyim. Bunun şeyini gördüm. Delilini gördüm. Neyse. Vesikasını gördüm. Muhtemelen şimdi ben köylü olduğum için yani bizim büyüklerimiz şöyle bakardı. Kendi oturuyorsa yukarıda bir varsa şöyle bakardı. Dolayısıyla bakmıştı. Demiş ki ya bu Osmanlı önüne gelenle savaş açıyor. Benim zürriyetime mi güvendi? Biz bir siyasi partiyiz. Burada bir ciddi şey var. İnsan içini acıtan bir durum var. O da biz bir siyasi partiyiz. Vatandaşın karşısına kendimizi tarttırmak üzere çıkabiliriz. Vatandaş bana der ki ey Meral Akşener kendini tarttırdın, seni sınıfta bırakıyorum. O zaman bana düşen hadi bakalım eyvallah demektir. Bakın bu açıklıkta da bunu söylüyorum. Şu anda siyasi liderler içerisinde siyasi liderliğe ne diyelim, siyasi liderliğe doğru giden arkadaşlarımız için de Türkiye'de herhangi bir şahsın şuraya, vatandaşı buraya da kendi kellesini koyduğu vaki değildir. Ben koydum kardeşim. Şimdi dolayısıyla bizim partimiz başkalarının varlığını sağlamak üzere kurulmuş bir parti değil. Sizin ihtiyaçlarınızı gidermek için proje üreten, onun üzerine rekabet yapan, sizin parmağınızı bizim gibilere sallayıp, seçmen anlamında söylüyorum, sallayıp
ha öbürüne oy verdim, ha görürsünüz gününüzü diyebileceğiniz ortamı yaratmak için bir siyasi partiyi kurduk. 3 yıldır ben geziyorum, bizzat kendiniz şahit oldunuz. O gezdiğim yerlerin içinde bir kere kendi partimi övmedim, başka bir partiyi de yermedim. Çünkü seçim değildi. Şimdi birincisi bu. Ahlak, siyasi ahlak dediğimiz budur. Ben dönersek Sayın İmamoğlu ve Sayın Mansur Yavaş'la ilgili problemli bir cümle, kelime etmemeye çalışıyorum. Çünkü seçilmelerini sağlayan ister toz zerresi, bazılarına göre toz zerresi, bazılarına göre hiç, ister hiç, ister toz zerresi, ister de x miktar payı olan bir insanım. Bu arkadaşlarımızın o dönemde seçilmesi için kendine göre bir siyasi partinin lideri olarak, %10'luk bir siyasi partinin lideri olarak kefalet koymuş bir insanım. Yani bizim bir etkimiz olmamış anlaşıldığına göre, problem değil. Ona da saygı duyuyorum. Ama aleyhlerinde yanlış bir kelam etmemeye gayret ediyorum. Şimdi burada bir yanlışlık var. Bir aday çıkarmak bu arkadaşlarımızın karşısına vurun kahveye anlamına gelemez. Yani Burak Avuncu İstanbul'da vatandaş tarafından oy alır seçilir. Alamaz seçilemez. Alamaz seçilemez. Öbürü seçilir. Vatandaşın yani Sayın İmamoğlu seçilir veya bir başkası seçilir. Ona ben saygı duymak mecburiyetindeyim. Benim partime yansıyan kısmında bedelini ben ödeyeceğim diyor bu açıklıkta. Kellesini koymuş kaç kişi var kardeş? Bütün bunlar ne için? Sizin için. Hayal edin ben gittim. Hayal edin parti gitti. Ya arkadaş biz Cumhuriyet Halk Partisi'ni var etmek için mi kurulduk? Veya bir başka partiyi. Bizim partimizin mensupları kadar ve şahsen benim kadar her iki taraftan da hakaret yiyen yok ya, iftira yiyen yok. Şimdi şöyle bir toplantıda bir vatandaş, beraber geziyorduk. Neyi soruyordu bana? PKK'yı soruyordu. Bir taraf çıkıyordu, faali meçhulcu diyordu. Bir taraf diyordu ki PKK neye sıkışıyorsunuz? Haydi. Bugün de deniliyor ki, yani bakın seçmenin dediğine saygım sonsuz. Çünkü öyle propaganda yapıldığı için. Ama ben Mansur Bey'in şahsına yaptığı işlere hakaretamiz bir cümle sarf etmedim. Aynı şekilde Sayın İmamoğlu için de. Rekabet ediyor sadece. Daha güzel sizi memnun etmeleri gerekiyor. Yani biz bir rekabet ortamı yarattığımız için bütün arkadaşlarımız, buna AK Parti'nin adayları da dahil, size tek tek ulaşıp, adın ne? Serkan. Kan. Serkan, bana oyunu vereceksin mi demeleri lazım, cepte keklik dememeleri lazım. İşte onu sağlamaya çalışıyoruz. Sonuçta kime oy verirseniz baş tacı